Bugün bir ilke imza atacağız. 80 tane toplantı gerçekleştirdik şimdiye kadar. Bu 81. toplantı. Şimdiye kadar hep nörofizyoloji ile ilgili konular konuştuk. Bugün de yine nörofizyoloji ile bir şekilde bağlantısı olan konu konuşacağız. Ama ilk defa sosyal ve sanat içeriğe giriyoruz bu toplantımızda. Nörofizyoloji sanatı ile resim sanatının, nörofizyoloji bilimi ile resim sanatının arasındaki ilişkiyi Mehmet abi, Profesör Doktor Mehmet Sileli bizlere anlatacak. Resim yapmaya ne zaman ve nasıl başladınız? Lise yıllarında başladım. Aslında iyi bir resim eğitimi aldığım söylenmez. Kısaca tanımlamak gerekirse sulu boya resim sanatı içerisindeki yeri nedir? Ya da diğer tekniklerle karşılaştırıldığında nasıl tanımlarsınız sulu boya resmi? Teşekkürler bu soru için. Ama ben sadece sulu boya değil aynı zamanda yağlı pastel de kullanıyorum. Sulu boya biraz daha zor bir tekniktir. Suyun size yardım etmesi veya yönetmesi söz konusudur. Onunla birlikte ve bazen ona rağmen bir resim yaratırsınız. Çok iyi bir planlama yapmanız gerekir. Oysa yağlı pastel daha kolay bir tekniktir. Biraz daha plastiktir. Yağlı boya kadar olmasa da değiştirebilme imkanınız vardır. Oysa sulu boyayı çok iyi kafanızda planlayacaksınız ve kısa sürede bitirmek zorundasınız. Evet. Her iki tekniğin de güzel tarafı seyahatlerinize taşıma kolaylığı sunmasıdır. İstediğiniz zaman çantanızı açıp resim yapmaya başlarsınız. Süper. Bugüne kadar kaç tane resim yaptınız ve size en beğendiğiniz 3 resminizi sormak isteriz aslında. Buna bir cevabınız varsa memnun oluruz. Tabii. Şimdi sayısını tam bilemiyorum ama bazen bazı resimleri bitiremezsiniz ya da bitirseniz de beğenmezsiniz. O sizin için bir resim sayılmaz. En beğendiğim resimleri biraz sonra size göstereceğim. Bazı sanatçıların aylarca hatta yıllarca ilham beklediklerini söylediği röportajlarına denk geliyoruz. Siz de resim yapmak için ilham gelmesini bekliyor musunuz ya da resim yaparken hayal gücünüzü mü kullanıyorsunuz? En önemli motivasyonunuz ve ilhamınız nedir bu konuda? Bence resim yapmak doğayı, yaşamı yorumlamaktır. Bana kalırsa resim yapma isteğinin olması, buna ilham denir mi bilmiyorum, yeterlidir. Genellikle bir seyahatte çantamı açıp bir buçuk saatte genellikle doğada gördüğüm bir şeyi, seyrek olarak da bir natürmortu, yani ölü doğayı yaptığım oluyor. Çok güzel. Resimlerinizin anlattığı ana temalar nelerdir? Hangi temalardan daha çok ilham alıyorsunuz peki? Ya doğa betimlemeleri, yani peyzaj, deniz, orman, ağaçlar, deniz kıyısı, tekneler, bazen de ölü doğa, biraz önce söylediğim gibi benim objelerim oluyor. Sanırım bunun ana nedeni bunlardan, yani doğadan uzak yaşıyor olmamız. O sırada onu daha, doğayı daha fazla özümseme imkanını bulabiliyorsunuz resim yapıp oradaki renkleri, gölgeleri aktarırken. Çok güzel. Peki resim yaparken neler hissediyorsunuz? Bu hislerinizi, resminizi görenlere aktarabildiğinizi düşünüyor musunuz? Bunu merak ediyoruz biraz da. Yani ne mi hissediyorum? Yani sakinlik, huzur. Ben resimlerimin biraz izlenimci olduğunu düşünürüm. Yani aynı yeri, doğayı ertesi günü başka türlü yapabilirim. Tıpkısını resmetmek gibi bir amacım hiç olmaz. Gölge ve renklerin uyumu ile ilgilenirim çoğunlukla. Desenle ilgili bir sorunum olmadığını düşünüyorum. Desenin perspektifi değil, renklerin perspektifine önem veriyorum. Çok güzel. En beğendiğiniz sulu boya ressamlar ve eserleri varsa onları sizden öğrenebilir miyiz acaba? Şimdi tabii çok sulu boya, çok usta sulu boya ressamları var ama tarihsel olarak en meşhuru Alman Albert Dürer'dir.
Viyana'da onun adına bir müze vardır. Yüzyıllarca önce çok nefis sulu boya resimleri yapmıştır. Pastel resimde ise Fransız Toulaud-Lautrec, çok usta bir pastel ressamı, bohem sanatçılardan biri. Pastelde çok iyi ressamlar var. Peki sulu boya yapmak isteyenlere kısaca hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Bunları size sorsak. İyi resim yapmak için desen, renk, gölge ve perspektif konularında bilgi sahibi olmak şart. Bunları açtıktan sonra renk, gölge yorumlarına gidebilirsiniz. Teknik konularda destek tabii ki kurslarla, atölyelerle mümkün olacaktır. Ancak bunlar olmadan da belli bir düzeye gelebilirsiniz. Bunun çok profesyonel olmayacağı kesin eğer iyi bir eğitim almadıysanız. Ben de profesyonel olduğumu düşünmüyorum zaten. Ancak resim sizin için bir amaç değil, araç ise ya da kendinizi ifade etme, yorumlama şeklinin bir aracıysa bir sorun yok. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey sorularımıza verdiğiniz cevaplar için. O zaman... Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle Kamil'e bu başarılı webinar serisinden ötürü tebrik etmek istiyorum kendisini. İş o kadar ilerledi ki artık sosyal konulara da girmeye başladı. En son kariyer planlamasında nöroşirurginin kariyer planlaması toplantısı bunlardan biriydi. Burada biraz daha çıtayı genişleterek sanat ile ilgili bir webinar yapıyor. Şimdi ben önce biraz kendimden bahsedeceğim. Yani tabii bu bir tıbbi konuşma değil. Bu birazcık hani bizim uzmanlığımızla beyin cerrahisiyle şeyin bir ilişkisi var mı? Sanatın bir ilişkisi var mı sorusuna pek ilişkili değilmiş gibi gözüküyor ama sonunda siz de hak vereceksiniz bence var. Önce kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Kısa biyografi. Kendimi ne olarak tanımlamalıyım? Hekim mi? Nörobilimci mi? Cerrah mı? Amatör sanatçı mı? Bunların hepsinden biraz herhalde. Ben İzmir'in bu resimlerini seviyorum. Bir İzmir simgesi, saat kulesi ve kordonu. Ama İzmir Ege'nin incisi, tabii Ege bölgesi. Ben 1980'de İTİSAS'a başladım Ege Üniversitesi'nde. O yıllardan fotoğraflar. Burhan, sevgili Burhan burada. Hamdi, Sertaç ve Gilman Alhamadi burada. Tabii rahmetli Erdem Hoca'yı anmadan geçemem. Onun bizlere katkısı çok büyük olmuştur. 1987-88'de Kafa Kliniği Erlangen, Almanya'da bazı araştırmalar yaptım. Bir seneden fazla, 1,5 seneye yakın kaldım. Orada benim şefim Johannes Schramm'dı. Bu da sağımdaki kişi Makoto Taniguchi'dir. O da benim gibi araştırma görevlisiydi. Ne yazık ki yakın zamanda bir hastalıktan vefat etti. Tabii biz sonra Aralık 1988'de yurda döndük. Johannes Schramm'ın fotoğraflarında gördüğünüz iki tane kızımız orada doğdu. İkizler. Evet. 1995'te Türk Nöroloji Derneği Spinal Cerrahi Grubu'nun kuruluşuyla benim aktivitelerim daha da yoğunlaştı. Aslında o zamanlarda yoğundu ama 94'te Edward Benzer'i tanıdım. Onunla olan dostluğumuz başka ufuklar açtı. Türkiye'de ilk spinal cerrahi kurslarını Ege'de düzenledik. Daha sonra bunlara kadavra kursları eklendi. Ve 19. kursu 2019'da yaptık. Ne yazık ki 2020'deki kursu iptal etmek zorunda kaldık. Türk Nöroloji Derneği bu kurslara biliyorsunuz benim ismimi vermiştir. İstanbul Spine Masters'ta beşincisini tamamladığımız kurs, onu da 2020 yılında yapamadık.
Gerçekten uluslararası bir kurs olarak ülkemize kazandırdığınız bir etkinlik oldu. Benim doğaya düşkünlüğümün bir sonucu olan benim ve eşimin Gökçeler köyünde böyle bir ev yaptık ormanın içinde. Bu bulutlu zamanlarda, yağışlı zamanlarda önümüzden bulutların aktığı bir vadiye bakan bir evdir. Burada kışın karla kaplandığında bu evin görüntüleri var. Ayrıca bir orada bağımız var. Pardon, bu şeyi kapatmalıyız ama. Bu bağda aldığımız üzümlerle şarap yapıyoruz. Evet, bu şarap süreci. Resim yapmaya lise yıllarda başlamıştım. Ancak asıl benim Almanya'ya gittiğim senelerde sulu boyayı tekrar geliştirmeye çalıştım. Daha sonra döndüğümde askere gittim Kayseri'de. Daha fazla resim yapma imkanı bulundu. Gerçekten askerde hiçbir tıbbi aktivitemiz adeta yok idi. Bunlar o zamanlardaki Sulubay resimleri. Bu Zile, Tokat'ın bir ilçesidir. Daday, Kastamonu'nun bir köyüdür. Buradaki resimlerim. Bunlar yağlı pastel. Bu bir kırk ağaç resmi. Yine kırk ağaçtan bir Sulubay'a. Evet, bir kanlı. Gökçeler Köyü'nden bir sulu boya. Evet, daha sonra bu tekne merakımız ve güneydeki Ege koylarını gezme merakımız oralarda resimler yapmama yol açtı. Bu işte Göcek'ten, İhsanönü'nden, çeşitli güney kıyılarından, Karaburun'dan, bu bir sulu boya. Evet, bu da yine Göcek'ten bir yağlı pastel. Tabii bazı seyahatlerimde küçük bir çantam var. Onu taşıyıp oralarda yine manzaraya bakarak resimler yaptığım oldu. İstanbul'dan bazı pasteller. Bu sadecek evet, yine Hisar'ın yağlı pastel. İstanbul. Bu Ölü Doğa resmi. Evet. Bu da en son 2020'de, yani bu yaz yaptığımız resimlerden birisi. Yine Hisarönü ve Gökova Körfezi Sulubay'a. Şimdi ben kendi resimlerimi gösterdikten sonra tabii aklınıza gelen ilk soru, başka resim yapan bey ve sinir cerrahları var mı olacak? Kesinlikle var ve son derece başarılılar. Bunlar arasında Toygun Orbay'ı, Nezih Oktar'ı, Ersin Erdoğan'ı, Ramiz Ahmedov'u, Mahmut Çamlar'ı sayabilirim. Benim burada unuttuğum ya da tanımadığım resim yapan başka arkadaşlar da olduğuna eminim. Ancak bunlardan en başarılısı bence Toygun Orbay'dır. Gazi Üniversitesi öğretim üyesiydi. Sonra ayrıldı oradan. Şu anda resim yapmaya devam ediyor mu bilmiyorum doğrusu. Ama onun bulduğum bazı resimleri bunlar. Gerçekten çok başarılı, çok güzel ve kendine özgü üslubu olan resimler. Nezih Oktar benim kıdemlimdir ve aynı klinikte yıllarca çalıştık. Hatta birlikte sergi açtık. Onun iki tane resmi gerçekten soyut resimler yapıyor Nezih ve oldukça iyi resimler. Tabii sadece resimde de kalmıyor, o aynı zamanda şiir yazıyor. Bu şiir kitaplarından birisi. Sanıyorum bir tane daha var. Ersin Erdoğan, Ankara'dan bildiğimiz Gata kökenli arkadaşımız. Onun bir yağlı boya çalışması. Aynı zamanda Ersin, Yahya Cem Erbaş'la birlikte Art of Neurosurgery diye bir yazı yayınlamış. Turkish Neurosurgery'de 2014'te. Gerçekten güzel bir yazı. Kısa bir yazı ama burada diyor ki Ersin ve Erbaş,
bizim ana gereçlerimiz, ressamlar ve nörojenlerin gözlerimiz ve ellerimizdir diyor. O yüzden çok benzeriz diyor. Biz de gözlerimizi ve ellerimizi bir enstrüman gibi kullanırız demek istiyor. Mahmut Çamlar Tepecik'te çalışan bir beyin cerrahı arkadaşımız. Onun illüstrasyonları diyeyim. Tabii bu arada resim değil ama fotoğrafla ilgilenen Ali İhsan Ökten'den bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok iyi bir fotoğrafçı Ali İhsan. Şu anda Türk Nöroloji Derneği yönetiminde biliyorsunuz. Aynı zamanda Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri. Onun Gökyüzünde Çalışanlar albümünden iki tane fotoğrafı buraya aldım. Şimdi resim sanatında daha Rönesans döneminde sembollerle beyin ve cerrahisi resmedilmiş. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Aslında nöroşirjenin ya da beynin nasıl ilişkileri var. Bu çok meşhur bir resim. Sistine Chapel var. Vatikan'daki meşhur müze. Michelangelo'nun orada tavan resimleri var biliyorsunuz. Bu da Adem'in Yaratılışı isimli tavan resmi. Milyonlarca, bir yıl içinde milyonlarca ziyaretçinin izlediği bir şey burası. Bu Adem, bu da Tanrı. Etrafında da melekler. Şimdi burada şunun etrafındaki şu kabuk gibi kısmın beynin yarım küresi olduğunu şu şekilde ikiye bölünmüş sagittal kesiti olduğunu ve burada bu şurada şu şeklin buranın bu meleğin sırt kısmının pons olduğu, sonra medulla spinalis'e devam ettiği işte beyin sapı, bunun da stalk, hipofiz stalkı olduğunu yazan bir yazı var, bir İtalyan grup. Evet. Burada deniyor ki Tanrı ve melekleri içine alan kabuk sagittal beyin kesisidir. Alttaki yeşil fular şu da bir vertebral arteri ve onun kıvrımının yolunu göstermektedir. Alttaki meleğin sırtı ponsu, bacağı ise omuriliği göstermektedir. Peki bu sembolik beyni buraya neden koydu dersiniz? Michelangelo nedeni de Tanrı'nın Adem'e yani yaratılan, yeni yaratılan insana bir beyin, akıl ve zeka vermesi sembolize ediliyor. Bu şekilde sembolik şeyler çok fazla Rönesans resimlerinde. Leonardo da Vinci'nin Saint Jerome in the Wilderness bitmemiş resminde, şu bu aslında tamamlanmamış bir resim. Ama burada da burada bir kutsal kişi, doğrusu Saint Jerome herhalde mitolojide yeri vardır ama ben çok iyi bilmiyorum. Fakat Suriye çöllerinde vahşi yaşamla birlikte sahildeki taş, burada bir taş var. Bu taş da kendisini dövüyor adeta. Ama burada ilginç olan yerde bir aslan var. Aslanın kuyruğunun altındaki görüntünün ve şuradaki görüntünün bir kafayı ve beyni simgelediğini bu yazıda yine İtalyan yazarlar belirtmişler. 2013'te çıkan bir yazı bu. İşte şu A figürünü ayrıntılaştırınca şu şekilde bir sagittal beyin MR'ındaki görüntüler var deniyor. Ve hatta bu yazarlar buradaki görüntünün, şu görüntünün majör derin venlerin ve sinüslerin ilk kez resmedilmesi olarak adlandırıyorlar. Tabii bu arada çok fazla görmüş olacağınız, gördüğünüzü tahmin ettiğimiz bir Frida Kahlo resmi var. Frida Kahlo bir Meksikalı bayan ressam ve yine bir Meksikalı başka bir ressamla, daha meşhur bir ressamla evleniyor. İkisi de Komünist Partisi üyesi ve o senelerde
sürrealist resimler yapıyorlar 1940'lı 50'li yıllarda. Frida Kahlo ne yazık ki büyük bir trafik kazası geçiyor. Bir otobüs devriliyor, kendisi de içinde. Ve hem abdominal, uterusu hem de değişik omurlarında farklı kırıklar oluyor üç yerinde. Bacağı da kırılıyor. Bu şeyden sonra ameliyat oluyor. İlk olarak 1945'te New York'a gidiyor ve bu, kemik graftiyle füzyon yapılıyor. Ama o senelerde biliyorsunuz bir enstrümantasyon yani implantlar yoktu. Kemik graftler yerleştirildikten sonra onu uzun süre alçı yatağında tutuyorlar. Fakat başarılı bir ameliyat olmuyor ve daha sonra ardından 7 defa daha ameliyat oluyor. Ve en son ameliyatından sonra da artık bir tekerlekli iskemleye mahkum kalıyor. Tabii sürrealist bir ressam bu çektiği acıları nasıl resmeder derseniz, işte yaralı geyik resminde olduğu gibi kendisini, bu Frida Kahlo'nun sık sık kendisini çizdiğini resimlerinde biliyoruz, resmetmiş. Burada ise sırtında yaralar olan ve bir tekerlekli iskemle sedyede yatan bir Frida Kahlo var. Ama umut ağacı sıkı dur şeyi, umut ağacı ve keep firm. Aynı zamanda elinde bir şey atel tutuyor, yani brace tutuyor. Her şeye rağmen vakur ve bir şekilde oturabiliyor. Tabii ameliyatların ayrıntılarını çok iyi bilmiyorum. Ancak bunu her resminde gösteren bir sürrealist ressam olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sanat bizim için bir hobi mi yoksa gereklilik mi gibi bir soru soracak olursak, o zaman sanatla bilimin, sonra da sanatla nörolojinin etkileşimini konuşmalıyız. Aslında şu ana kadar biraz konuştuk ama. Şimdi sanatla bilimin etkileşimi çok ilginç bir şekilde eskiden 17. yüzyıla kadar sanatçılar aynı zamanda bilim insanıymış veya bilim insanları aynı zamanda sanatçıymış. Bunların en iyi örnekleri Rönesans dönemi kişileridir ve Leonardo bunlardan birisidir. Leonardo biliyorsunuz kadavra diseksiyonları yapıp anatomik resimler çizen ama vücudun her yerinin yani beynin ayrıntılı resimlerini kara kalemle çizen ve işte fetusu çizen, uterusu çizen bir anatomistmiş aynı zamanda. Daha sonra kendine özgü resimler yaptığını da biliyoruz. Ama o zamanlar başlamış resim sanatıyla matematik ve bilimin ilişkisi. Bu Leonardo'nun meşhur Vitruvian adamı. 1490'da bu resmi şey olarak kağıda çizmiş. Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. Buradaki yazıların hepsi ayna hayali yazılar. Yani tersten okunuyor. Ancak bir aynayla bakarsanız düz okuyabiliyorsunuz yazıları. Ve bu Vitruvian insanının aslında bir mimar olan Vitruvius'tan almış. Yani ondan ilham almış diyeyim. Vitruvius Leonardo'dan önce vücudun ahengini ve uzuvların birbirleriyle olan ilişkisini bu resimde olduğu gibi ilişkilendirmeye çalışmış. Ve oranlar belirlemiş. Fakat Leonardo bunu daha da geliştirmiş ve bu resimde görülen İki tane şey var, geometrik şekil var. Bir tane dikdört kare var, Bir tane de daire var gördüğünüz gibi. Bu dairenin şeylerinde bacakları ve kolları açılmış kişi var. Oysa karede kolları açılmış, bacakları kapalı bir kişi var. Bu ilişkilerin Rönesans'ta matematik ve sanatın bileşkesi olduğu ve karenin merkezinin umbilik kasıklar ya da penis iken dairenin merkezi umbilikus
olarak görülmüş. Leonardo bunları hep tarif etmiş ve burada orantıları vermiş. İşte burada işte kolların açıldığında orantıları 1/8, 1/1, 1/4 falan gibi. Sonra bunlardan, bu orantılardan Leonardo'nun aslında altın oran ya da divine proportion, ilahi oran denilen bir şeyi çıkardığını bulmuşlar. Bu da sabit pi sayısı gibi irrasyonel bir sayı. 1.65 küsür küsür, 15 tane basamağı var. Buna fi sayısı deniyor. Ve bunu rakam olarak yazacağınızı denklem olarak yazarsanız 1 artı karekök 5 bölü 2. Burada mühim olan burada a bölü b'nin c bölü a kadar olmasıdır. Yani bir burada altın dikdörtgen var. Altın dikdörtgen nasıl oluşturuluyor derseniz, önce bir kare var. Kareyi ikiye bölüyorsunuz. Sonra karenin ortasından, o ikiye böldüğünüz yerden bir pergelle bir yuvarlak çiziyorsunuz. Bu yuvarlağın alttaki çizgiyi çizgiyle kesiştiği yerden bir dikme çıkarsanız dikdörtgeni oluşturuyorsunuz ve şuradaki dikdörtgen çıkıyor. Buna da altın dikdörtgen denebiliyor. Şimdi bu altın oran tabii Leonardo'nun resimlerinde kullanılmış. Özellikle Son Yemek adlı tablosunda. Bu tablo biliyorsunuz Milano'da bir kilisenin duvarındadır. İsa'nın ve havarilerin oturduğu masa, biliyorsunuz 13 kişi vardır. Arkadaki duvar ve pencerelere kadar altın oranı uygulamıştır. Yani şu oranlar hep altın oranın olduğu bir şey. Bunlarla ilgili çok sayıda yazı ve şey var sanat derslerinde. Evet. Dahası Mona Lisa'nın yüzünde bu altın oranı uyguladığı söyleniyor. Buradaki işte bu altın dikdörtgen, birkaç tane dikdörtgen iç içe içe. Bunları iç içe içe bakınca bunun bir yine bir spiral oluşturduğu, şurada olduğu gibi bir altın spiral olduğu söyleniyor. Aslında bunun vücudun başka yerlerinde de olduğu söyleniyor. Birisi kulaktır. Şu şekilde kulak heliksinde bir altın spiral var deniyor. Öyleyse yüzde de bir altın oran var ve güzellik var. Hatta plastik cerrahların bazıları bunu böyle çok iddialı söylerler. Ama Mona Lisa'nın yüzünde bir altın oran olduğu genellikle sanat tarihçileri tarafından kabul ediliyor. Çok yeni bir yazı. Altın oran insan kafatasında da bulunmuş. Yine burada da BI bölü NB, NI bölü BI. Yani o da işte fi sayısı kadar bulunmuş. Fakat bunun önemi nedir? Bilmiyoruz. Yani bir önemi var mı? Belki de yok. Şimdi ne dedik? 17. yüzyıla gelinceye kadar sanatçılarla bilimciler yaklaşık aynı kişilermiş. Ama daha sonra ayrımlanıyor, yani farklılaşıyor. Bazı özdeşlerden bahsedeceğim bu ilişkiyi anlamak için. Şimdi Leonardo demiş ki, tam bir akıl geliştirmek için sanatın bilimini incele, bilimin sanatını çalış, nasıl görmek gerektiğini öğren ve her şeyin başka şeyle ilişkili olduğunu kavra, diyor. Zaten başka şeyle ilişkili olduğunu kavrama altın oranında çok barizdi, biliyorsunuz. Charles Darwin'in çok hoş bir sözü var. Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir. Her ikisinde kullananlar uçabilir. Her ikisinde kullanamayanlar tavuklar gibidir. Yumurtalarını artlarından toplanacağını bilmelidirler. Yani adeta tavukları aşağılıyor tabii. Ama uçamayan bir kuş da üzücü bir şey herhalde Darwin'e göre. Bunu bir Türk şeyinden buldum, anekdotundan, ama bu tabii İngilizcesi aynen böyle değildi. Burada tavuk toplum olarak demiş. Tavuk toplum önüne atılan bir avuç yemi gagalarken arkadan yumurtalarının alındığını farkında bile olmaz gibi. Daha vurgulayıcı, farklı bir cümle kullanmış. Darwin'in evrim teorisi tabii uçan kuşlar, kelebekler ve diğerleri üzerine. John Hoppe bir felsefeci, sanat bilimden daha tanrısaldır, diyor. Bilim keşfeder, sanat ise yaratır. Albert Einstein
belli bir teknik beceri düzeyine ulaştıktan sonra bilim ve sanat, estetik, plastiste ve biçimde bütünleşmeye başlarlar. Büyük bilimciler aynı zamanda sanatçıdırlar diyor. Karen Kimpon, eğer bir sanatçıysan bilimi öğrenmelisin, eğer bir bilimciysen sanatı toplamalısın, onun üretimini elde etmelisin. Bilim cevap bulmakla uğraşırken sanat soru sormakla uğraşır diyor Mark Twain. Bir Amerikalı tarihçi, bilim hep felsefe ile başlar ve sanatla sonlanır diyor. Şimdi daha somut olarak sanatla nörolojinin ilişkisine gelelim bunları söyledikten sonra. Sanat ve nörolojinin kesişmesi bence üç yerde oluyor. Birincisi beynin güzelliği. Yani bu neden böyle dedim. Eğitim amaçlı tıbbi çizimler, illüstrasyonlar. Bir de bilinmeyenlerin yorumu. Sinir sistemiyle sanatın ilişkisi. Şimdi aslında sanat ve nörolojiyi başlığı 2016'da CNS'in Amerikan Nörolojenler Birliği'nin Congress Quarterly denilen ekinde, yayın organında gösterilmiş. Bu çok geniş bir kitapçık bu. Oradan aldığım resimler bunlar. Bazı fotoğrafçılar ultrastrüktürel beyin kesitlerini fotoğraflayıp bunları fotoğraf sanatı olarak kullanıyorlar. Onlardan bazı resimler, bu bir korteks herhalde. Evet, bu sanıyorum Purkinje hücreleri, cerebellumdan gelen, alınan bir kesit. Tabii tıbbi çizimler de çok önemli. Yoksa bazı şeyleri anlamamız oldukça zor olacaktı eğer sanatçıların çizimleri olmasaydı. Walter Dandy'nin ta 1920'li yıllarda yaptığı çizimlerden iki tanesini gösteriyorum. Frank Netter'i söylemeden geçemeyiz. Çünkü özellikle sinir sistemi ve hastalıkları ile ilgili çok sayıda illüstrasyon çizmiş olan bir doktor kendisi. İsviçreli. Ve SIBA için büyük bir anatomi koleksiyonu hazırlıyor bir firma. Ve bu anatomi koleksiyonu daha sonra adeta bir anatomi atlası haline dönüşüyor. Netter'in illüstrasyonları çok iyi. Meşhur Albert Roto'nun anatomi, beyin anatomisi ile ilgili çalışmalarının ne kadar ayrıntılı ve güzel olduğunu biliriz. Ama onun yanındaki illüstratörün ismini bilmeyiz. David Peace bu çizimleri o yapıyor ve belki de Roto'nun anlaşılırlığını asıl o sağlıyor. Hala böyle illüstrasyon çizenler var. Bu bir Taylandlı nöroşirjen bayan. Evet, onun çizimlerinden bazıları. Fakat ameliyatla ilgili yağlı boya resimler yapanlar var. Bu da yine Catherine Koo, bir Amerikalı beyin cerrahı ve resim sanatçısı. Onun güzel bir sözü var. Ben bir cerrahın analiziyle ameliyat yapan bir cerrahın analiziyle resim yapan ve bir ressamın görmesiyle, gözlükleriyle ameliyat yapan birisiyim diyor. Peki biraz önce hani biz acaba bunlardan hangisiyiz, bunlar ne kadar bizimle birlikte dersek, hekim, nörobilimci, cerrah, sanatçı, iletişim becerilerimiz iyi hekim olmamızı sağlayacaktır. Tabii ki bilimsel yöntemleri, öğrenmeler devam edecek. Ama iyi cerrah olmak için el becerilerimiz de gerekiyor. Aslında iyi bir sanatçıysanız daha iyi cerrah olabilirsiniz. El becerileriniz tek başına yetmeyebilir. Çünkü sanatçının yorumlaması ve gözleri daha farklı olacaktır.
Özetle, görsel sanatlar, resim, fotoğraf, cerrahları geliştirebilir. Herhangi bir şeyi kendi üslubunuzda yorumlama sanat olarak nitelenebilir. Bu aslında benim kendi yorumum diyeyim. Ama zaten sanatın çok net bir tarifi de yok. Cerrahi ve sanat dersek, ben yorum yapmanın veya sanatın sinir sistemini öğrenmek ve onu operat etmek için gerekli olduğunu düşünürüm. Bir ressam ve nöroşirjenin ortak yanı gözleri ve elleriyle, tabii onları birleştiren akıllarıyla çalışmasıdır. Peki bunun bir sonucu oldu mu? Bir sergi falan açtık mı? Biraz önce söylemiştim. Sevgili arkadaşım Nezih Oktar ve Faruk Müftüoğlu ile ortak bir sergimiz oldu. Çok yıllar önce. Bu arada ben World Nörosörcülüğü'ye kapak olan resimlerim oldu iki tane. Birisi 2015-2017'de. Bu bir Meksikalı yazarın COVID zamanında aşk gibi aslında Love for Neurosurgery in Times of COVID-19 böyle bir neşeli bir kitap, yani hüznümüzü arındıralım gibi bir amaçla yazdığı bir kitapta Nöroşirurji ve Sanat diye bir bölüm yazdım. Ve en son 2020 aralığında Neurospine dergisinde iki tane yazım, birisi kapak, bir de iç sayfada yayınlandı. Son olarak Michelangelo'nun bir sözüyle bitirebilirim konuşmamı. Resim elde değil, akılla yapılır. Bir başka sözde, bilim ve sanat takdir edilmediği yerden uzaklaşır, İbn Sina'nın meşhur sözü. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Abi çok teşekkürler bu mükemmel sunum için. Şimdi bu sanatla ilgili toplantı nereden çıktı diye bir soru akla gelebilir. Ben Talat abi, belli konuşmalar için işte şöyle konuşur musun abi falan dedim. Ya dedi sen onları bırak da dedi. Benim sana asıl bir teklifim var demişti. Ben de nedir abi dedim hayrola. Ya dedi bu şeyler iyi hoş da yani hiç sanata bir şeye sosyal içeriğe girmiyorsun. Onlarla ilgili bizim var dedi. Dedim nedir abi? İşte anlat dedi. Hatta bir de liste verdi elime. Dedi bunlar dedi şu konularla ilgili konuşabilirler dedi. Seni de resim sanatı, sulu boya sanatı olarak söyledi abi. Hatta Mehmet abiyle konuşmayı da Talat Kırış abinin yaptı. İkna eden odur. Ben sözü ilk önce bir Talat abiye vermek istiyorum. Buyurun Talat abi. Talat Kırış hocamız. Valla Mehmet hocaya çok teşekkür ederiz. Büyük bir keyifle dinledim. Ben kendim de resim sanatına çok meraklıyım. Resim yapamam ama iyi bir izleyiciyim. Mehmet abiyi de izliyorum uzun zamandır. Resimlerini de takip ediyorum. Sanatçılığını da biliyorum cerrahlığının yanında. Çok keyif aldım konuşmadan. İki şey söyleyeceğim nöroşirurji ve sanat hakkında. Yani sanatta hem beyin cerrahı olup hem sanatta en üst düzeye ulaşmış insan herhalde rahmetli kurucumuz Bülent Davcan'dır. Genç arkadaşlar pek bilmez ama Türk yedileri olarak geçer. Bazen beşli, bazen yedi. Bir klasik sanat müziği, klasik müzik bestecisidir. Klasik sanat deyince yani Türk musikisi değil de klasik batı müziği. Çok önemli eserleri vardır. Hakkında yani müzik yönündeki başarılarıyla ilgili bir biyografisi kesinlikle yazılmıştır. Onu bir hatırlatmak istedim. Bir de Mehmet abinin gösterdiği o Sixtine Chapel'i ile ilgili küçük bir not eklemek isterim. O ilk defa 1990'da bir İngiliz pratisyen hekim, Dr. Meshberger isimli birisi, onu Yama dergisinde yayınlamıştı. Şimdi paylaşamıyorum ben ama 90 ya da 91'de de ben Argos Sanat Dergisi'nde bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Ve onu uzun uzun anlatmıştım şimdi Mehmet abinin anlattığı şeyleri. Yeri geldi şimdi onu da hatırladım. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Belki konuşmak isteyen
yorum yapmak isteyen arkadaşlar olacaktır. Ağzınıza sağlık. Şimdi birçok sanatın yaratıcılığa etkisiyle cerrahiye katkısı varsayılabilir mi? Yaratıcılık cerrahide başarı getirir mi? Diye bir soru yönetmiş. Evet, işte tabii ben biraz onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle aslında Ali Nuri arkadaşımın da bir sorusu var. O Başak'ın sorusuyla biraz ilişkili. Şimdi yani burada bir el becerisi veya bir beceri de söz konusu cerrahide. Yani cerrahi branşların tam bir bilim branşı olmadığını söyleyenler çoktur. Biliyorsunuz bunu. Yani içinde biraz zanaat vardır. Sanatla zanaatı biraz tabii ki kesin ayırıyoruz da. Acaba hiç mi bu konu giriş öncesi değerlendirilmez gibi bir düşünce Ali Nuri yazmış. Yani gerçekten hiç yeteneği yoksa, dikiş atamıyorsa ya da işte ne bileyim tutamıyorsa o kişinin cerrah olması zordur tabii ki. Ben Mehmetciğim teşekkürler. Keyifle izledim demiş. Murat... Tabii Barış Kaplan'ı bilmiyorum tanıyor musunuz? Nörolog. Çok iyi bir ressamdır aynı zamanda. 9 Eylül'de nörologtur. Benim sınıf arkadaşım. Hem resim yapar hem de karikatür çizer. Çok başarılı bir sanatçıdır bence. Evet, İşte biraz önce söylediğim şey buydu Ali Nurettin. Doğru söylüyor. Yani tabii cerrahi bir tam bir sanat olarak kabul etmek mümkün değil ama bir zanaat olarak kabul etmek mümkün. Yani şeyi söylemek istiyorum. El becerilerini değerlendirmeyi kastediyor sanıyorum. Yani girerken bir imtihan ya da bilim imtihanı haricinde. Evet yani. Elle ilgili bir imtihan. Güzel sanatlar okullarına girerken, fakültelerine girerken bir resim yaptırıyorlar değil mi? Bunu yapmadan almıyorlar kimseyi. Evet. Ama cerrahide böyle bir şey yok. Biraz eksiklik. Şöyle, sevgili Mehmet, farklı dillerde farklı tanımlamalara rastlıyoruz. Örneğin senin değindiğin gibi natürmort karşılığı İngilizce'de still life. Bu sence bir anlayış farkından mı kaynaklanıyor? Diye bir soru yöneltmiş. Yok, işte bizim biliyorsunuz ilk yetişen ressamlarımız Abidin Dino'lar, ondan sonra şu anda aklıma gelmeyen ilk ressamlarımız bu Hoca Ali Rıza mesela hep Paris'te yetişmiştir. Yani Fransa'da yetişmiştir. O yüzden oradaki deyimleri kullanmışlar. O yüzden Türk ressamlar onları kullanmaya devam ediyorlar. Natürmort kelimesi bence o yüzden Fransızcadan kalmış. Tabii ölü doğa demek lazım. Still life İngilizcesi tabii ki. Nezih abi, Nezih Oktar. Soluksuz izledik, teşekkürler demiş. Ben Nezih abiye sonunda söz verecektim ama acayip soru geliyor. Bitecek gibi değil. Nezih abiden anmut yapmasını istiyorum. Sesini açar mısın Nezih abi? Evet. Şimdi sanırım Mehmet bir hepatit geçirdi. Belki unutmuştur. Şeydi, raporluydu. Ben tabii çok üzüldüm. Ondan sonra evine ziyarete gittim. Benim hiç haberim yoktu. Yani böyle bir resim yaptığından. Sesim geliyor değil mi? Evet, evet. Geliyor. Orada harika sulu boya resimlerini gördüm evde. Ya dedim resim, bunlar senin mi dedim. Evet dedi. Ya dedim harika resimler bunlar. Çünkü en zor resim tekniği sulu boyadır. Yani sulu boya en zor tekniktir. Yani bunu herkes, yani resmi bilen herkes bilir. Çünkü anında karar vermeniz lazım ve o anda bitirmeniz lazım. Hata kabul etmez, bilip tekrarlayamazsınız. O nedenle en zordur. En kolayı şeydir, yağlı boyadır. Beğenmezseniz üzerine bir kat daha çekebilirsiniz. Ben yağlı boya çalıştım. Sulu boya da çok çalıştım. Şeyler çıkarttım. Yani çizgi romanlar,
karikatür falan mı değildi? Tabii bunlar hep lise yılları, üniversite yıllarıydı. Daha sonra yağlı bayayla sonuçlandırdığım için şey yapamadım, şiire döndüm. Çünkü o muayenehanede izin vermemdi sekreter resim yapmama. Ben de şiir yazmaya başladım. Sonra Mehmet'e dedim ki, ya Mehmet gel bir sergi açalım. Bir de bir Faruk Müftüoğlu'da bir diş hekimi arkadaşımız vardı. O da muayenehanede resim yapardı. Onunla beraber biz işte şey yaptık, amatörce bir sergi açtık. Sağ olsun Mehmet ondan da bahsetti. Hakikaten yani bu niye sanat ilgileniyoruz? Ben hani bir beyin cerrahı lisede şey yaparken yani okurken insan ne olacağını bilemiyor. Ben mimar olmak için yola çıkmıştım ama kendimi tıpta ve sonra beyin cerrahisinde buldum. O zamanlar ya ben neyle geçineceğim, neyle para kazanacağım? İşte karikatür çizerim, resim yaparım falan diye öyle bir şey vardı. O amaçla resim yapıyordum. Geliştirmeye çalışıyordum kendimi. Sonra artık yol ayrılımı olduğunca ve 15 yıl kadar hiçbir ne resim ne karikatür yaptım. 15 yıl sonra bir bakayım dedim yani tekrar bir yapabilir miyim? Ama hiçbir zaman kaliteli bir resim yapamadım. Onu fark ettim. Yani hakikaten beyin çok ilginç. Bir yandaki bir şey arkadaşımız Hayati, o müzikle uğraşıyordu Selim'le beraber. Geçenlerde bir video yaptı, onu izlemenizi öneririm. Çok harika bir sesi var. Müzik yapanlar da öyle aynı şekilde. Selim'in şöyle bir görüşü vardı. Ben pek katılmıyorum ama katılmamak da mümkün değil gibi gözüküyor. Yani bir yetenek midir resim yapmak, müzik çalmak? O ona göre yetenek değil. Çalışırsanız bu iş olur diye bir düşüncesi var. Yani arkadaşlardan, çünkü çok stresli, sıkıntılı bir iş yapıyoruz. Oradan kurtulmak için resim şart değil, müzik olabilir, sanatın herhangi bir dalı olabilir, heykel olabilir. Onlarla ilgilenirlerse, uğraşırlarsa hakikaten çok rahatlatıcı oluyor. Michelangelo'nun şeyini, onu yalnız kadın doğumcularda uterusa benzetiyorlar. Yani öyle yayınlar da var. Ama bana göre o beyin. Yani Leonardo'yu yani çok çok daha öğrenciyken, lise talebesiyken beri izliyor. Hatta ben de böyle bir dönem onun yazdığı gibi yazardım. Büyük ihtimalle şey diyor, yani beyni onu düşünerek, belki de bizim daha bulamadığımız ayrıntıları bile vardır. Anatomiyi iyi çalışmış olduğunu biliyoruz. Son olarak da Kamil'e çok çok teşekkürler. Bizi böyle nöroşirurjiyle ilgili yine ama sanat ve böyle sosyal olarak bu kötü dönemlerde bir arada tutuyor. Görüyoruz birbirimizi. Toplantılar hiç yapamıyor. Toplantılarda görüşüyorduk, ediyorduk ama sanırım bir format olacak. Selçuk öyle bir formatın, hibrit bir format olacağını söyledi. Bundan sonraki kongrelerde hem böyle dijital platformlar hem de belki birbirimizi göreceğiz. Söylemiştim başında, yoğun bakım sorumlusuydu. Mehmet Hoca geriye dönebilse veyahut gelecek nesiller için resim sanatının tek başına bir ifade biçimi veya meslek olabileceğini düşünüyor mu? Michelangelo ne yapıyordu? O da meslek olarak resim sanatı yapıyordu. Geçmişe dönebilse sadece bir ressam olmayı tercih eder miydi? Yani pişman mısın? Evet abi, doğru. Yani bunu aslında tabii ayrıca bunu söylemek fırsatı olmadı belki ama şu anda bana sorsanız tıp fakültesi yerine başka bir yere gider miydiniz hani diye ben ya sanat tarihi ya da güzel sanatlara gitmeyi tercih ederdim herhalde. Yani tıp yerine mi? Evet. Yani Seçil Hanım doğru şey yapmış. Sonradan değiştirmiş ama artık bizim değiştirebilecek bir halimiz yok herhalde. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese herkese iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Mehmet abi teşekkürler. Akşamlar. Hoşçakalın.